47. sayfa. 1. ünite değerlendirme soruları. A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. 1. Aşağıdaki tabloda verilen sayının basamak adlarını, basamak değerlerini ve büyüklerini gösterip sayının okunuşunu yazınız. Sayı 38.519'dur. Burası binler bölüğü. Burası birler bölüğüdür. Basamakları yazalım. Burası birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı. Burası da on binler basamağıdır. Rakamların basamak değerlerini yazalım. Şimdi birler basamağında 9 var. Basamak değeri 9'dur. Onlar basamağında 1 var. Basamak değeri 10'dur. Yüzler basamağında 5 var. Basamak değeri 500'dür. Binler basamağında 8 var. Basamak değeri 8.000'dir. 10.000'ler basamağında 3 var. Basamak değeri 30.000'dir. Sayının okunuşu 38.519'dur. İki. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Rakamları aynı olan 5 basamaklı en küçük doğal sayı 11.111'dir. B. 49.208 sayısında 10.000'ler basamağındaki rakamla 1.000'ler basamağındaki rakam değişince oluşacak yeni sayı. Şimdi 10.000'ler basamağında 4 var, 1.000'ler basamağında 9 var. Bu ikisini değiştirdiğimizde yeni sayı 94.208'dir. C. 5, 7, 0, 9, 3, 6 rakamları ile yazılabilecek rakamları farklı 6 basamaklı en büyük doğal sayı. En büyük 9 olduğu için 9'u başa yazalım. Sonra 7'yi, sonra 6'yı yazalım. Sonra 5'i, 3'ü ve 0'ı yazdığımızda oluşabilecek en büyük sayı 976.530'dur. D. Binler basamağında 0 olan 6 basamaklı en büyük doğal sayı. En büyük doğal sayı dediği için buralara 9 yazalım. Buraya 0 yazdığımızda rakamları farklı dememiş. O yüzden böyle yapabiliriz. En büyük 6 basamaklı doğal sayı 990.990'dır. B. Aşağıdaki işlemleri yapınız. 3. Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız. A şıkkı 8.109'dan 106'yı çıkaralım. 9'dan 6 çıkınca 3 kalır. 0'dan 0 çıkınca 0 kalır. 1'den 1 çıkınca 0 kalır. 8'e indirdiğimizde işlemin sonucu 8003 olur. B şıkkı 1058 ile 4511'i toplayalım. 8 1 daha 9 yapar. 5 1 daha 6 yapar. 0 5 daha 5 yapar. 1 4 daha 5 yapar. İşlemin sonucu 5569'dur. C şıkkı 5500'den 4300'ü çıkaralım. 0'dan 0 çıkınca 0, 0'dan 0 çıkınca yine 0 kalır. 5'ten 3 çıkınca 2 kalır. 5'ten 4 çıkınca da 1 kalır. İşlemin sonucu 1200'dür. D şıkkı 2144, 505 ve 3607'yi toplayalım. 4, 5 ve 7'yi topladığımızda 16 olur. 16'nın 6'sı elde var 1. 1, 4 ve 0'ları topladığımızda 5 olur. 1, 5 ve 6'yı topladığımızda 12 olur. 12'nin 2'si elde var 1. 1'i buraya yazarız. 1, 2 ve 3'ü topladığımızda da 6 buluruz. İşlemin sonucu 6256'ya eşittir. C. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını ilgili bölüme yazınız. 4. 3, 5, 8, 1. Yandaki rakamlar ile yazılabilecek rakamları farklı 4 basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayının farkını bulunuz. 4 basamaklı en büyük doğal sayı 8531 olur. En küçük sayı ise 1358'dir. Bunların farkını bulalım. 1'den 8 çıkmaz. Komşudan bir onluk alırız. Burası 2, burası 11 olur. 11'den 8 çıkınca 3 kalır. 2'den 5 çıkmaz. Komşudan bir onluk alırız. Burası 4, burası 12 olur. 12'den 5 çıkınca 7 kalır. 4'ten 3 çıkınca 1 kalır. 8'den 1 çıkınca da 7 kalır. İşlemin sonucu 7173'e eşittir. 5. Aşağıda verilen örüntüde kuralı bozan bir sayı vardır. Kuralı bozan sayıyı bulunuz. Örüntünün doğrusunu aşağıda verilen boşluğa yazınız. Örüntü 48 ile başlamış, sonra 59 olmuş. Arada 11 fark var. Sonra 59, 71. Bu 71 yanlış olmuş. Normalde burasının 70 olması lazım. 70'e 11 ekleyince 81, 81'e 11 ekleyince 92, 92'ye 11 ekleyince 103. Örüntünün doğrusu şu şekilde olacak. 48, 59, 70, 81, 92 ve 103.
6. 1410 artı 2712 artı 3178. Toplama işleminde boş bırakılan yere yazılması gereken sayıyı bulunuz denmiş. Toplama işlemini yapalım. 1410, 2712 ve 3178'i toplayalım. 0, 2 ve 8'i topladığımızda 10 olur. Onun sıfırı elde var 1. 1, 1, 1 ve 7'yi topladığımızda 10 olur. Onun sıfırı elde var 1. 1, 4, 7 ve 1'i topladığımızda 13 olur. 13'ün 3'ü elde var 1. 1, 1, 2 ve 3'ü topladığımızda da 7 olur. İşlemin sonucu 7300'dür. Boş bırakılan yere 7300 yazılmalıdır. 7. 654 doğal sayısını Nazlı en yakın onluğa, Adem ise en yakın yüzlüğe yuvarlamıştır. Bu iki arkadaşın bulduğu sonuçların toplamını bulunuz. 654 en yakın onluğa yuvarlandığında 650 olur. 654 en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 700 olur. Şimdi bu iki sayının toplamı ise 1350'ye eşittir. D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 26.344 küçüktür, soru işareti küçüktür, 29.201. Yukarıda verilen sıralamada soru işareti ile belirtilen yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? Sayı 26.344 ile 29.201 arasında olmalıdır. Şıklara baktığımızda da bu aralıkta olan sayı 28.303'tür. Doğru cevap C şıkkıdır. 9. Aşağıdaki örüntüye göre A ile B yerine gelecek olan sayıların toplamı kaçtır? İlk sayı 38 ile başlamış, sonra 8 eklenmiş, 46 olmuş. 46'ya 8 eklersek 54 olur. 54'e 8 ekleyince 62, 62'ye 8 ekleyince 70, 70'e 8 ekleyince de 78 olur. A yerine 54, B yerine 78 yazılması lazım. Bu ikisini toplayalım. 4, 8 daha 12 olur. 12'nin ikisi elde var 1. 1, 5 ve 7'yi topladığımızda da 13 olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 10. Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu yanlıştır? A şıkkı 5180. 5180 bu doğrudur. B şıkkı 468.059. 468.059 bu da doğrudur. C şıkkı 75.221. 75.221 bu da doğrudur. D şıkkı 2314. 2114. Bakın şurası yanlış olmuş. 314 olmalıydı. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin onlar ve on binler basamağında aynı rakam yer almaktadır? A şıkkı. Onlar basamağında 6 var. On binler basamağında 7 var. Bakın aynı rakam yok. Bu yanlış. B şıkkı. Onlar basamağında 3 var. On binler basamağında da 3 var. Her ikisinde de aynı rakam yer almakta. Doğru cevap B şıkkıdır. C şıkkı. Onlar basamağında 5 var. On binler basamağında 6 var. Burada da aynı sayı değil. D şıkkı. Onlar basamağında 3, on binler basamağında 8 var. Burada da aynı rakam yer almıyor. Doğru cevap B şıkkıdır. 12. 174.582 doğal sayısındaki 7 rakamının basamak değeri ile 8 rakamının basamak değeri toplamı kaçtır? 7 rakamı 10 binler basamağındadır. Bunun basamak değeri 70 bindir. 8 rakamı onlar basamağındadır. Basamak değeri 80'dir. Bu ikisini topladığımızda 70.080 buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 13. 808.611 doğal sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Binler bölüğünde 808 olacak. Birler bölüğünde de 611 olacak. Sayımız 808.611. Doğru cevap D şıkkıdır. 14. 939.672 doğal sayısında aynı rakamın bulunduğu basamakların isimleri hangi seçenekte bulunmaktadır? Şimdi baktığımızda 9'lar bir 100 binler basamağında, diğeri de binler basamağında. 100 binler basamağı ve binler basamağı. Doğru cevap D şıkkıdır. 15. Aşağıdaki yüzler ritmik saymaların hangisi yanlıştır? A şıkkı 4464, 4564, 4664, 4864. Bu yanlıştır. Doğrusu 4764 olmalıydı. Arada bakın bu atlanmış. Bu doğru cevap olacak. Diğerlerine bakalım. B şıkkı 3927, 4027, 4127, 4227, 4327 bu doğrudur. C şıkkı 3892, 3992, 4092, 4192, 4292 bu da doğrudur.
D şıkkı 4779, 4879, 4979, 5079, 5179. Bu da doğrudur. Yanlış olan A şıkkı olduğu için doğru cevap A şıkkıdır. 16. 2750 metre yürüdükten sonra her 1000 metrede durup su molası veren bir yürüyüş ekibi 7. su molasında kaç metre yürümüş olur? 1. su molası 3750, 2. su molası 4750, 3. su molası 5750, 4. su molası 6750, 5. su molası 6750, 6. su molası 8750, 7. su molası ise 9750. metrede olacaktır. Doğru cevap C şıkkıdır. 17. 200 bin artı 50 bin artı 4 bin artı 800 artı 90 artı 4 şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bu sayı 254.894'tür. Doğru cevap B şıkkıdır. 18. Yandaki işlemlerden kaç numaralı işlemde yanlışlık vardır? Birinci işleme bakalım. 2860 eksi 500 2360 bu doğru yapılmış. İkinci işlem 4715 eksi 900 3815 bu da doğru yapılmış. Üçüncü işlem 8042 eksi 700. 8742 bu yanlış yapılmış. Çünkü burada toplama yapılmış bakın. Dolayısıyla üçüncü işlem yanlıştır. Doğru cevap C şıkkı. Dördüncü işleme bakalım. 6084 eksi 1000 5084 bu da doğru yapılmış. 19. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi yuvarlandığı yüzde yanlış eşleştirilmiştir? A şıkkı 2789 en yakın yüzdeye yuvarladığımızda 2800 olur. Bu doğrudur. B şıkkı 3091 en yakın yüzdeye yuvarladığımızda 3000 olmaz. 3100 olmalıdır. Bu yanlış yapılmıştır. Doğru cevap B şıkkıdır. C şıkkı 7089 en yakın yüzdeye yuvarlandığında 7100 olur. 5127 en yakın yüzdeye yuvarlandığında 5100 olur. Bu da doğru yapılmış. 20. Melike 250 sayfalık hikaye kitabının 70 sayfasını okudu. Geriye okunmamış kaç sayfa kalmıştır? Zihinden işlem yaparak bulunuz. 250'den 50 tane geriye gittiğimizde 200 olur. 100 tane geriye gittiğimizde 100 olur. 30 tane daha geriye gittiğimizde 70 olur. Toplam 180 geriye gitmiş olduk. Doğru cevap D şıkkıdır. 21. 6 basamaklı bir doğal sayının birler bölüğünde rakamları farklı en büyük doğal sayı vardır. Binler bölüğünde ise rakamları farklı en küçük doğal sayı vardır. Bu doğal sayı kaçtır? Evet, binler bölüğünde rakamları farklı en küçük doğal sayı bu 102'dir. Birler bölüğünde de rakamları farklı en büyük doğal sayı bu da 987'dir. Bu sayımız 102.987'dir. Doğru cevap B şıkkıdır.